Merhaba sevgili takipçilerim. Herkese selamlar, sevgiler. Demirci kasabasından sesimin ulaştığı herkese selamlar, sevgiler iletelim ilk önce buradan. Ben yine köydeyim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ülkü'nün evine geldim. Onun biraz işleri varmış. Yardıma geldik gurbetine. Şöyle bir de terasa çıkınca, yukarı terasa çıkınca koyun manzarası çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Hangi baton okuyor? Uçan ne derim? Şura önceki çatıcıklar birikti. Aşağı uçarım da. Bahçeyi hep bozdunuz mu? Bir şey kalmadı mı? Yok, daha hep duruyor. Çekirdeklerimiz de burada kuruyor. Burada tozsuz topraksız iyi kurumuştur şeyde. İnşaatın içinde tertemiz. Niye kapattın şeyi? Neyi? Şu hortumu. Taştır. Yıkadın mı şunu içine? Olsun, ne olacak şunda? Çekiyor mu? Şöyle alıver kurbet. Tek tek başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz kış hazırlıklarına devam ediyoruz. Bahçedeki domatesleri, biberleri toplamış Ülkü. Onları yıkayıp doğrayacağız. Şu biberlerimizi de Tuğan'a bakarsa çekerse göreceğiz. Şu biberleri, şunları hepsini güzelce yıkıyoruz. Bunları doğrayıp kimini biber yapacağız. Kimi şu domatesleri ne yapacaktın? Melemen. Tarhana, melemen, kışlık hazırlıkları devam ediyor yani. Şimdi biberlerimizi doğrayalım. Domateslerimizi hazırlayalım. Orada da ocağımızı yaktık. Ver bakayım bana. Ocağımızı yaktık. Çayımızı üstüne koyduk. Bu ne anne? Ateş olunca, köz olunca da burada mısır pişireceğiz. Allah izin verirse. Mısır haşlanıyor. Birazını da şöyle közde pişireceğiz. Burada da kara çaydanlığımızda da çayımız kaynıyor. Çaydanlık da boş mu yoksa? Baksana bir su var mı altında? Varmış. En önemli. He, akşam oldu ya. Ne? Her taraf kış hazırlığıyla işte. Tadına baktım, iğrenç. Ben nasıl severim bunun hoşahını. Elmaları doğramış Ülkü, böyle kurutmuş. Kışın hoşaf yapmıyor. Ben öyle kuru kuru da severdim eskiden dişim varken de. Şimdi yiyemiyorum maalesef. Bakayım. Hala var. Yok kız, sırçan dişi gibi iki tane önde. Gurbet teze koy da şey etsin. Koydum. İyi ateş olsun mısıra. Altında da var. He, yeni yeni güzel gelmeye. Nasıl güzel olur kız o? Şöyle Thomas'ın diğer eşini de bir göstereyim. Süt kovamızı bir al gel anneciğim, hadi. Nerede? Gittim, bir su daha yıkanması lazım değil mi? Şunlar da tozu toprağa gitsin ikincisi. Şey çok taklıyor şunlar. He. Şu şeyi lahananın dibine döküyüm de. Hani o şey oldu mu? Brüksel lahanası. Şu oldu. Ama nasıl çıkmış, ben onu merak ediyordum öyle. Öbür taraftaki daha iyi. Hangi? Nerede? Bahçede. Nasıl çıkıyor sarılık? He. Öyle merak ediyordum. Bu da Brüksel lahanası. Gördünüz mü arkadaşlar şunlar? Topak topak büyüyecek. Çaya koyayım mı bunları? O şey süt kovası kokutur. Neye koyacağız? Şuna koyalım. Bahçede kalan biberleri toplamış arkadaşlar, böyle bu kadar çıkmış. Onu da güzelce yıkayalım. Biber yapacağız, toz biber. Biberden biber yapacağız aynı. Aynen. Bütün biberden toz biber yapacağız.
Bunlar güzelce temizlenecek. Şunlarda domateslerin kabukları, salça yapılan kabukları atmamış, biberlerin içine bunları da katacağız. Bizde müsrif yok. Şimdi kalan fasulyeleri toplayacağız. Şunlar da sonradan sonraya nasıl yaşmış? Onun mevsim zaten. Her mevsim açıyor gerçi de. Geldim teyze. Tut. Teyze lazım göstermişsin. Ne? Tut diyorum ya. Şöyle kalan fasulyeleri toplayalım. Tut diyorum ya. Neyi tutayım? Telefonu. Ne diyor anne? Neyi tutabilirim diyor ya. Ben de tutacağı yeri gösteriyorum. Tutuyorum, hiçbir şey gözükmüyor. Dursun mu? Dur mu? Dursun, dursun. Şu anda kameraman böyle sevmiyorum. Şey diyorum. Dişten atacağım. Arka taraftan çekilmez. Şöyle karşıdan çekilir. Orası nasıl geçeyim? Geç. Çekil de geçeyim teyze. Verdiğin maaşanca bu kadar çekiliyor desene. Dar abici ki seneli tazminat istiyor. Ben ne örüyorum? Bir de tuana çıktı. Daha para kazanmaya başlamadan borçlar çoğaldı. Ne yapayım, çektirmeyeceksin. İyi kız, sen bir daha bir işin düşer bana. Teyze, süveteri verir misin dersin sen. İşim düşerse bu çektiğim videoları sayarsın, örersin. Evet. Allah Allah. Evet. Bana sen o ödemeye kalırsan sen borçlu çıkan hesaba dökmeyelim. Canım. Hem süveterime başladın mı teyze? Yok. Kameraman çekiyor musunuz? Nereye geçeyim? Her taraf çalı çulu. Her taraf. Anne. Olgun alayım da şimdi. Annem salatalığı 3 kısım ekerdi. 15'er gün arayla ya da 20 gün arayla. Ben de öyle yapıyorum. 3 kısım çıkardı. Hiç arkası kesilmezdi. Daha biberlerde bir sürü maşallah. Kızaracak mı onlar? Gurbet, buraya gel. Ama bunu şimdi öbürü kırmızıları aldık ya. He. Onları doğrayacağız. Bunları şöyle üstünü örtüp kızarmaya bırakacağız. Ha, üstünü örteceğim. Kutular gibi bir şey getirseydik yanımıza. Öyle şeyler gulaştan birininkini izledim de böyle yeşil topladılar. Üstünü şeyde örttüler. Balkona serdi. Üstünü örttü, olduğu yerde kızarıyormuş o. İşte biz de yıkadık ya leğende. Onu da böyle örttün. He. Ben kırmızı topladım sandım. Şu küçüklerden toplayayım da turşu yapayım. Ya size iki kavanoz yeter bunlar, biliyormuş. Biberler bak, şu çiçekler toplanmadıkça şey yapmıyor, dölleremiyor. Bunları toplayacaksın ki arkasından döllesin. Maşallah maşallah. Geçen sene biberim olmadıydı. Domatesim çok güzeldi. Bu sene zaten her sene olmadı. Biberim bir şey, biri oluyor biri olmuyor. Her sene öyle oluyor zaten. Benim dönengi. Acemilikten de oluyor ya. Gübre kullanmasını falan bilmiyorum. Şeyini, vaktini, zamanını, çeşidini. Allah'tan toprak iyi de bir şeyler çıkıyor. Get şunu koyma la gurbet. Bir şey yok muydu, sepet gibi bir şey? Ocakta olmaz ki o. Seneye de mısırın bir formülü var. Onu yapacağız. Bu sene gecikmişiz. Püsküller çıkmadan yapılması gerekiyor. Ne yapılıyormuş? Sır mı? Şimdi nasıl anlatayım? Bahara görüşelim de. şimdi yakınlarda bir mısır varsa, onun tohumu kötüyse, kötü mısırsa, hı, rüzgar, arı, sinekler onun şeyini, dölünü buraya getiriyormuş. Hı.
ondan mısır kötü oluyormuş. Şu püsküller çıkıp da döl böyle yeşermeye başlayınca onu poşet sarmak gerekiyormuş. Hepsine. Hemen tek tek saracağım. Hepsine yani baş olmaz ama. Nasıl baş edeceğim onu orada? Bizimkine sarılır ne var? Bizimki az. Canan'a buradan selam olsun Canan'cığım. Neyse sonra seni anıyor Canan çünkü. Anlatsın. Ben yarım yamalak aynen. Anladığım kadar anlatabildim de. Artık bir gün mühendisimizi konuk edersiniz. Canan kızım ziraat mühendisi olduğu için bayağı bir bilgileri var arkadaşlar bahçe hakkında. Ondan aldığı talimatlarla Ülkü bu kadar yapabilmiş. Maşallah iyi de olmuş. Tecrübesi olmadığı için sonradan köye geldiği için Canan'dan alıyor bilgileri ona göre yapıyor. Selam olsun Canan'ımıza. Bir de şu. Şunlarda tam sirkeli elma olmuş ha. Maşallah nasıl büyümüş. Bademlerde mi şimdi çırpacaksın? He? Bademlerde mi şimdi çırpacaksın? Vakit olursa ama sırtım şey vermeye başladı sinyal. Arkadaşlar bu da Brüksel lahanası gördüğünüz gibi. He. Şöyle yapraklarını almayınca güneşten güneş göremediği için büyümüyormuş lahanaları. Yapraklarını kırdım. Burada yok. Lahanası. Ben de çok severim. Aksaray'da aynen. Sadece Migros'ta bazen oluyor. O da o kadar pahalı ki. O da sosyetik mağazalarda oluyor. Aksaray'da aynen. Pek bilen de yok, eken de yok. Pişmesini de bilen yok. Biz bir ekeyim dedim, deneyim dedim. Oldu. Ben de ilk İstanbul'da görmüştüm. Orada yedim, sevdim. Denemek için de ekti Ülkü. Maşallah bir sürü de olmuş. Şunları da ineklere atalım. Patlıcanlar da bayağı büyümüş. Çekirdeklenmeden alayım mı? Şöyle karnıyarıklık gibi olanlar i̇şte bak. Dursun. Dursun da ben onları toplayayım. Karnıyarık içi yapıp şey yapacağım. Patlıcan da sonradan coştu. İyi daha iyi. Büyükler daha. Varsa alın. Daha ne istiyorsun? Ha sen şey için kendine diyorsan. Yok yok size diyorum. Durdukça çekirdeklenir ya. Onları mahsus bekledim. Karnıyarık şeyine gelsin diye. Sormayanlar mı alsın diyor. Maşallah patlıcanlar nasıl büyümüş. Aman kız koparamadım. Tek elimle koparamadım. Telefon tutuyorum ya. Şöyle yere koyayım da hepsini de alayım bari. Nasıl tazelenmiş fasulyeler sulandıkça. Diyorum ya bu şeyde benim millet fasulye işini yapıyor, bitiriyor. Benim fasulyeler sonradan dokuyor bu mevsimde. Yerinden mi ki? Herhalde bizim bahçe herkesten önce oluyor. Mevsim mi? Sonra kalkıyor. Koy da yok bahçede. Şimdi de şöyle küçük biberleri topluyor. Onlarla turşu yapılacak inşallah. Bunlar da pek küçücüğümüş. Alayım mı? Al. Küçüklerini severim ben. Onlar yorulur da. Maşallah bir kokten bir kilo çıkıyor. Şu kuvanın içine ben çok attım. Oradan da al poşetini koy. Altından görünmez. Düğün mü var köyde? Yok. O müzik ne ya? Arabadan açmışlar. Ben de daha düğünler bitmedi mi diyecektim. Bitmedi daha olmamış. Şurada olmamış daha yeşil. Altın çilekler. Aha, şurada, da şurada bir tane sarı çekecekse.
O yanda. Düşüyorum bir de patadan önüne. O reyhandan kat işte tarhananın içine, nasıl iyi olur. Katacağım, ondan bekletiyorum zaten. Hani nerede? Şurada. Şunlar da olmuş. O daha yeşil de açmadım. Paketini açınca şey yapıyor. Oluyor. Şunlar olmuş. Bunu açmışken al işte. Al şu anı görüntünü. Neyi? Şunu. Tazecik. Dalından salatalık. Bahçenin son halleri. Küçükler var bahçede. Bir daha göremezdik. Nasip. Nasip. Maşallah maşallah, altın çilekler nasıl sıralanmış. Maşallah. Işte, havası olsa gider. Baksana. Niye böyle gecikti ki? Bilmem. Yeşertemedim ben. Maşallah. Ne kadar çok sonra çıktı benim. Kendi tohum olarak sonradan bilgi aldım mı ki? O doğru. Yengem bu nasıl da sıralanmış. Stilim de getirdim. 5-6 tane stilim de var. Onlar da hiç gelişmiyor. Bizimki de boy kalktı, yine bir şey yok. Ay nasıl güzel koktu Reyhan. Git. Başta üçü bir başladı bakalım. Thomas bir gidebilse. Hayır. Şu mısır pişmiştir iyi. Yo yo, bakmayacağım. Bahçe hasadını yaptık arkadaşlar. Baba, şimdi sana bunu çektin mi? Nasıl yaptın? Ne oldu? Çektim oğlum. Işte. Çektim. Sen de çok tatlısın o da. Bahane. Bak şimdi. Yat kızım yere. Mira orada çalmış. Şöyle domatesleri de buraya koyduk. Artık bundan sonrası da doğranıp güneşe konacak. Kimisi, kimisi ayrılacak. Mısırlarımız da pişti. Yarısı haşlandı. Şunun içine 2-3 de patates ataydık. Patatesim yok. Oh, mis gibi nasıl koktu. Çayımız demlendi. Mısırlarımız pişti. Herkes hakkını helal etsin arkadaşlar. Pişti onlar, yeter bence. Bir de şu an... Çıtırdadıkça hoşuma gitti. Yanıyor ama. Eriği de çırpalım, eriş bitsin. Şimdi de erik hasadında sıra. Bademe geçemeyeceğiz herhalde. Kararır hava. Hava kararması önemli değil de eniştem hemen mi gidelim diye. Yok, daha çıkmamış ki o. Ben tutuyorum ben. Aziz Allah, şifat ya Resul. Bunun reçeli olmaz mı? Olur. Bizde reçel yenmiyor da. Koydu da elime. Ya hani dallar var ya, dal battı tutar. Kuraya da kafasına vurma da. Şakaya getirip, kazaya getirip. Bugün bir sürü kaza atlattım zaten. Evet. Trafik kazası. Ondan sonra dövüş kalkış bir sürü. Ne dövüşü kız? Sallıyorum Can teyze. Sen ciddi bir kaza geçirmişsin. Kaç kere düştü? Şimdi duvardan düştü. Mehmet ablayın oraya git de topla kararmadan, göremeyiz yoksa. Haydi haydi gel, ben de gidiyorum. Gidiyorum demişsin. Vallahi düşersen onu da çekerim. Görünmüyor ki, karanlık iyice orta. Şu ince dallara basma, kırılır ne eder de. Kızım, bana şöyle bir çubuk getirebilir misin? Demin neyle çıktınız, onu vursana. Şey, çadırma getir sana. Ben vuruyorum. Şuradan. Şuradan ben vuracağım. Dur bulayım, bekle.
Bugünkü videomuz da burada son verirken arkadaşlar, şöyle bir de koyun akşam halini çekeyim dedim ama sadece ışık görünüyor. Hayırlı akşamlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.